gün benim için çok kıymetli, çok sevdiğim, sizlerin de severek, beğenerek izlediği, takip ettiği meslektaşımı ağırlıyorum. Cansu, Canan, Özgen. Ben normalde 3. sınıfta yapmam gereken stajları 1. sınıfın yazında hocalarımı ikna edip yaptım. Bir açık işletmede, bir de yer altında. Ben 5 hafta kömür madeninde çalıştım yer altında. Şöyle gözünün önünde yırtılıp çöpe atıldığını gördüm. Ve yani şu an bile bak gözlerim doluyordur yani. İnanamazsın. Bak tüylerim diken diken oldu. Ama bu neyi öğretti? Tamam. Tekrar başlıyoruz. Bazı şeylerin çok abartıldığını düşünüyorum bir anne olarak. Ya bak Instagram'da eleştirmek için söylemiyorum bunu. Herkes bilir kişi, herkes bir çocuk psikoloğu, herkes bir anneliğin kitabını yazmış. Mükemmeli ararken baktım hareketsiz geride kalmışım. Demek ki yola çıkmak en önemliymiş. Adım. Yol seni güzelleştirir ve mükemmelleştirirmiş. Merhabalar sevgili Şehir Ekranı izleyicileri, bir başka medya arkası bölümüyle karşınızdayız. Şimdi bugün benim için çok kıymetli, çok sevdiğim, sizlerin de severek, beğenerek izlediği, takip ettiği meslektaşımı ağırlıyorum. Cansu, Canan, Özgen. Cansu'yla zaten gördünüz. Onun doğup büyüdüğü İstanbul'un içinde de çok özel bir mekan olan Eyüp Sultan'da buluştuk. Cansu bizi harika bir mekana getirdi. Galeri Eyüp Sultan'dayız. Hem buradan biraz bahsedeceğiz. Hem bugün Cansu'ya ben soruları soracağım. Daha yakından tanımış olacağız Cansu'yu. Cansu'cum hoş geldin. Çok hoş teşekkürler. Bulduk. Siz de hoş geldiniz Eyüp Sultan'a. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bize zaman ayırdığın için. Bu mekanı da sen sağ ol tespit ettin. Biz de çekim ekibimizle birlikte geldik. Müthiş eserlerin arasındayız bir kere. Gerçekten öyle. Evet, Burhan Doğan Çay görüyorum. Devrim Erbil var. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Gerçekten burası çok güzel bir mekan. Galeri Eyüp Sultan burası. Ben doğma büyüme Eyüp Sultanlıyım ve Eyüp Sultan'da olmasından böyle gurur duyarak böyle ya burada çekim yapalım dediğim bir mekan oldu. Gerçekten Devrim Erbil, Burhan Doğançay'ın soyut eseri var arkamızda. Yukarıda hat sanatları, çiniler, birlikte gezme fırsatı da bulduk. Güzel oldu. Seninle de yapacağımız keyifli sohbet için böyle güzel bir ortam olacağını düşünmüştüm. Galerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kapılarını açtıkları için sana da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten özel bir mekanda bulunduk sayende. Gelelim Cansu'cuğum. Tabii merak edilen çok aslında. Şimdi birkaç bölüm oldu biz medya arkasıyla buluşuyoruz. Olsun. Çok teşekkürler. Severek takip ediyorum her programın olduğu sağ gibi. Sağ ol canım benim karşılıklı biliyorsun. Ben de seni severek takip ediyorum. Tabii sonra yorumları görüyoruz. İşte evlilik merak ediliyor. Ben bazen sormayı unutuyorum. Yani öyle bir akış oluyor ki. Evet aslında özel yaşamları da biraz daha paylaşmak üzere bir araya geliyoruz sizlerle. Önce bu mesleği tercih sebebi, yola nasıl çıktın? Hadi oradan başlayalım, ne dersin? Şimdi şöyle, ben İTÜ mezunuyum biliyorsun, mühendislik okuyordum. Ben iletişim fakültesi okumadım.
O zaman da hep ben de şöyle bir çocuktum ben. Yani biraz bir şeylere sürekli acelesi olan bir çocuk. Bu galiba biraz fıtrat meselesi. Hep böyle tamam ama daha ön planda olmak için, daha hızlı ilerleyebilmek için, belki doğru ifade kullanmadım ama daha iyi olabilmek için, belki en doğru ifade bu, daha farklı neler yapmalıyım? Üniversitede okurken ben normalde 3. sınıfta yapmam gereken stajları 1. sınıfın yazında hocalarımı ikna edip yaptım. Önden ben koşuyorsun 75 yani. 75 gün bir açık işletmede, bir de yer altında. Ben 5 hafta kömür madeninde çalıştım yer altında. Daha yani 19 yaşında falan bir kızdım, öyle düşün. Üniversiteye yeni girmişim, bir sene hazırlık okumuşum İTÜ'de falan. Bir sene de ilk sınıf. Sonra dedim ki bir dakika, ben tam mühendis olabilirim ama yönetici olayım. Ben arazide çalışacak bir mühendis değilim. Kendime hani ne yapmak istediğimi tam bilmiyordum. Çünkü gençlerin kendilerini aradıkları bir dönem oluyor. Tabii. Ama ne yapmak istemediğimden emin olmuştum. Dedim ki ben işte dilimi geliştirmek istiyorum. Buna bir zaman var. Çünkü hani bununla ilgili maddi kondisyonları sağlamam lazım. Biraz daha çalışmam lazım. Bu arada özel ders veriyorum üniversitede okurken de. Matematik ve fizik ve İngilizce dersleri veriyorum alt sınıflara, üniversiteye hazırlananlara, liseye hazırlananlara. Dedim ki tamam, bir de diksiyonumu geliştireyim ve diksiyon kursuna gittim. Orada sağ olsunlar dediler ki biz senin istediğini anladık. Ben dedim ki ben ileride yönetici olacağım. Beden dilimi de kullanmak istiyorum. İyi bir hitabım da olsun istiyorum. Dediler ki sen sunuculuk spikerlik kursuna git o zaman. Beden dilini de öğren, işte topluluk önünde konuşmayı kapsamlı. O kursa gittim. Orada da bir staj zorunluluğu vardı. Ondan sonra benim erkek kardeşim o zaman Beşiktaş'ta oynuyor, altyapıda. Oradan babam oradaki hocalarından birinden rica etti. Ondan sonra dediler Beşiktaş TV'de yapabilir staj. Oraya ben girdim, kadın bir haber müdürüm var. Ah, bereket. Çok güzel. Dedi ki Esra Hanım, ya dedi sen çok güzelsin, ben seni ekrana çıkaracağım. Ben de nasıl ya, olur mu olmaz mı? Beni ekrana çıkardı. Ben 8 ay orada ekrana çıktım ve piştim. Sonra dedim ki bir dakika, İTÜ çok zor bir okul. Ve hocaların sıfır toleransı var okul dışındaki. Doğru. Bu tarz mesela Boğaziçi orada biraz daha esnek bir okul. Hani sosyal sosyal gelişimlerine, dışarıdaki hayatlarına daha destek veriyorlar hocalar ama bizimkiler katı. Sen işte bununla ilgili bir şey anlatacağım. Neyse çok hızlı geçmem gerekirse ben okuldan sebep orayı bıraktım ve Habertürk'te gece spikeri aranıyormuş. Orada da prodüktörlerin başında benim annemin çok yakın arkadaşı var liseden. Sana da söyleyeyim, Ahretli Bahçen abla. Dedi ki Cansu bak. Çok sevgiler. Evet, Bahçen abla'yı çok bence. Severim. Müthiş evet. Bir insan. Dedi ki Cansu bak, bizde gece spikeri aranıyor. Gel burada gece sabaha kadar çalışırsın. Kopmamış da olursa sabah da akşama kadar çok okula güzel. Gidersin. 3-3,5 ay sonra böyle bir demo çektiler, oldu olmadı. Beni aldılar oraya. Ben çok küçüktüm. 22-23 yaşındayım. Habertürk'e girdim. Gece sabaha kadar haber. Sabah akşama kadar okul. Hafta sonları biraz fazla uyuma. Özel derslerim devam etti. Öğrencilerim geldi. Haber merkezine geldiler. Haber aralarında. Onları ders çalıştırdım hafta sonu şiftlerimde falan. Dedim ki ya ben bu işi çok sevdim. Değil bilgiyi mi? Öğrenmeyi vesaire. O hırsım işime de yansıdı. Dolayısıyla o yola girmiş oldum. Biraz hani kadersel. Bu biraz... haber işi biraz virüs gibi değil mi Cansu? Yani kana karıştıktan sonra gerçekten ben ayrılan arkadaşlarımızı da zaman zaman yokluyorum böyle. Ne yapıyorsunuz, özlüyor musunuz başka sektörlere geçen arkadaşları? Her zaman şey diyorlar yani gerçekten özlediğimiz tarafları çok. Yani evet, hani sektör dar bir sektör. Bazen imkanlar açısından zorluklar yaşanıyor. Başka alanlara atlayan arkadaşlarımız oluyor. Ama akıllarının hep bir köşesinde bu haber işi kalıyor. Böyle bir virüs öyle. Bu yani. Gerçekten öyle. Haber işi öyle. Ben haberciliği çok sevdim. Öğrenmeyi çok seviyorum zaten. Sonra işte Ötek Gündem diye bir program maceram oldu. 5 sezon yaptım. Ben keyifle takip Türk'te. Ediyorum. Artık TV 100'de evet. Gündem dışı olarak pazar akşamları 23.30'da evet. Aynı formatı takip devam ettiriyoruz. Evet. Cuma akşamları da siyaset konuşuyorsun. Evet. Evet. Şimdi senin için dönüm noktası diyebileceğimiz bir yer var mı? Evet, başlangıç. Bir de İTÜ'deki tavırla ilgili bir şey anlatacaktım. Mesela onu bak, unutmayalım. Ben gün başlıyor sunmaya başlamıştım. Gece spikerliğinden sonra. Artık 3. sınıfta falanım İTÜ'de. Sabah 9'da bitiyor o kuşak. Gecenin 3'ünde gidiyorum kanala. 6-9 arası. 9'da çıkıyorum. Şirketin aracı beni İTÜ'ye bırakıyor masla. Ve derse böyle canhıraş terkütük içinde giriyorum. Amfiye sınıfa gidiyorum. Yok yazılıyorum. Hocaya diyorum ki hocam ama ben haber sunuyorum.
Ya ekrandaydım. Diyor ki bana, beni ilgilendirmiyor. Sen işte koskoca İTÜ'lü mühendissin. Ne haberi? Spiker mi olacaksın falan diyorlardı. Ve böyle çok kaldım. Yani şu transkripti çıkartıyoruz ya diplomada. VF, VF, VF. Devamsızlıktan çok kaldım. Ama tabii sonra destekledi hocalarımız. Yani bunu da hocalarımı kötülemek için söylemem. Yo, yo, hepsi tabii. Çok değerli. Onlar da bir disiplin ve kural çerçevesinde. Sana şöyle söyleyeyim. Mesela. Bir teknik resim dersinde milim kaydığı için projem, bir hafta uyumadan yaptığım projemin şöyle gözünün önünde yırtılıp makine fakültesinden aldığım bir derste çöpe atıldığını gördüm. Ay. Ve yani şu an bile bak gözlerim doluyordur yani. İnanamazsın bak tüylerim diken diken oldu. Ama bu neyi öğretti? Tamam. Tekrar başlıyoruz. Hadi başla. Hadi başlıyoruz. Ya da mükemmel olman lazım. En iyi. Çok titizlikle. Ya da işte tamam bir dakika haber sunuyorsun. Onu yapıyorsun ama bunu yaparken demek ki bunu da eksik yapma şansın yok. Bir koltuğun altına iki karpuz alıyorsan ya o ikisini de tam taşıyabileceğine kendine güveneceksin ya da birini o karpuzların şey ikisini de taşımaya cesaret etmeyeceksin, yeltenmeyeceksin. Çok şey kattı bana İTÜ. Okulumu çok seviyorum. Buradan da bütün hocalarıma saygı, sevgi ve muhabbetlerimle sonuçta mezun ettiler beni, etmeyebilirler. Yani, can attığı bir üniversite pek çok gencimizin kazanıp orada eğitim görebilmek açısından can attığı üniversitelerimizden, çok kıymetli kurumlarımızdan biri İTÜ elbette. Şimdi Cansucuğum, peki dönüm noktası diyeyim. Aslında bugün gündem dışı olarak yaptığın program. Evet, kesinlikle. O nasıl başladı? O program benden önce başka bir moderatörü vardı. O transfer oldu başka bir kanala ve moderatör arayışı vardı. Ben de o zamana kadar bütün kuşaklarda çalışmışım. İşte ana haberi sunmuşum, öğle bültenini sunmuşum. O sırada da biz aslında o program iki gün, onun moderatörü Pelin Çift, o işte salı cuma yapıyor. Hı hı. Ya da işte cuma pazar yapıyor, tam net hatırlamıyorum o gün. Onun dışındaki günlerde aynı saat diliminde ben gece bültenini yapıyorum kuşak. Hı hı. Zaten o gidince otomatik olarak ben orada kendi kuşağıma devam ettirdim. Onun yaptığı gün yapamıyordum, yapmaya başladım. Sonra dediler ki bunu böyle konuklu yapsın Cansu. Hı hı. Konuklu yaptılar, baktılar işte. Güzel gidiyor. Rating çok iyi geliyor. Sonra dedi ki Kenan Tekta yöneticimiz, yani bize hep bir baba gibi oldu. Çok severek anarım her daim. Habertürk benim için bir yuvaydı. Doğup büyüdüğüm ve yetiştiğim tabii yer. Buradan da kendisine selam ediyorum. Dedi ki bu konulara girsin. Ya ben bu konulara girmeye başladım. Bir reyting geliyor ve izleyici de beni sevdi. Güzel gitti. Kenan Bey ile bir görüşmemiz oldu. Kenan Bey dedim ki ben yani ne beklediğinizi bilmiyorum ama %100 performansla oynarım. Bu sizi tatmin eder, mutlu eder, izleyici sever sevmez beni bilmiyorum. Ama benim günün sonunda içim rahat olur. Ben bütün enerjimi veririm bu işe. Ve nitekim verdim. Kanalda yattığım zamanlar oldu o zaman. Habertürk'te düzen biliyorsun odalarımız evet, vardı. Evet. Kanalda yattığım zamanlar oldu. Çok okudum. Konuklarıma çok ihtimam gösterdim. Yüksek lisans yaptım tarihte, bu süreçte. Yaz ayları işte kışın kazandıklarımı biriktirip New York'a gidip sanat tarihi dersleri aldım. Amerikan Dili ve Edebiyatı dersleri aldım. İlk önce İngilizcemi geliştirdim. Sonra işte psikoloji dersleri aldım. Programda yaptım. Hep böyle workshoplara katıldım ve kendimi geliştirmek için çok da iyi gitti. Bir noktada işte bazı tatsızlıklar oldu. Program kalktı vesaire. Ben de biraz dinlenmek istedim. Dinlendim ve tekrar şimdi yeniden dönmüş gibi hissediyorum evet kendimi. Arada ama bir Ali'miz oldu değil mi? Evet. Biraz ondan da evet, söz edelim. Evet, evet. Maşallah Allah bağışlasın canım. Büyütüyorsun onu. Kaç yaşında şimdi Ali oğlumuz? 2,5 olacak 2 ay sonra. Şimdi Allah çok garip bir şey oldu ama anneler anlayacak beni. Öyle ay ve gün sayıyoruz. Şu kadar günlük, şu kadar 28 aylık. Allah bağışlasın. Nasıl gidiyor onunla hayat? Çok güzel gidiyor Başak. Yani çok klişe olacak İki ama çok değiştirdim. İki boyut soracağım. Zorlukları ama yani anne olmak bambaşka bir duygu. Tabii ki onu belki nasıl tanımlayacağın bir de onu soracağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tüm şeffaflığımla söylüyorum. Başıma bir şey gelmeyecekse kimse işte annelik kutsal, annelik şöyle evet dünyanın en güzel hissi. Bir hissiyat var. Hormonların da seni bu konuda destekliyor. Ama bu iş çok zor bir iş arkadaşlar. Kimse neden bunu söylemiyor? Bir toz pembe dünya çiziyorlar bu konuyla ilgili. Ve sen biliyor musun o zorlukları hissetmeye başladığında bir dakika diyorsun ya. Bende mi bir problem var?
ben o anneliğe hak edemiyor muyum? Hani çok kutsal, hani böyleydi, vefakardık, cefak ama ben çok zorlanıyorum. Ama bunu söyleyemiyorsun çünkü öyle bir algı var ki. Evet. Analar şöyledir, analar. Tabii ki öyleyiz, şöyleyiz ve böyleyiz. Ama bu iş çok zor. Bir kere 9 ay boyunca vücuduna bir hormonlar silsilesi yükleniyor. 9 ay boyunca ve onlar birden çekiliyordu ondan sonra. Özgür bir hayatın var, evlisin, kocan, tek başınasın, birçok şey. Bir bakıyorsun evde anneanne, babaanne, insanlar emiyor mu, yiyor mu? Bambaşka bir telaş. Böyle bir şey ve diyorsun ki, mesela ben bir gün şunu söyledim ki, ne ya bundan sonraki hayatım böyle mi olacak dedim. Anlatabildim mi? Hayatın, bak başka bir sayfaya geçmiyorsun. Bir kitabı kapatıp başka bir kitaba geçiyorsun. Bunlar doğru. Realiteler, bunların kesinlikle. Da konuşulması lazım. Kesinlikle. Ve çok zorlanıyorum ama... Her şeyin bir taraf, her şeyin bedeli var. Onu gördüğümde gülmesinde evet, kutsallık varsa bu mucizevi bir şey. Seni bu kadar zorlayan, bu kadar senden alan, bu kadar kayıtsız şartsız verdiğin birisi sana bir gülüyor ve sen her şeyi unutuyorsun. Evet, ya, burada bir kutsalliyet var, burada bir özel bir şey var, ilahi bir şey var. Ama zor tarafları da var. Bunları konuşmazsak anneler bu sefer kendilerini kötü hissediyorlar. Ama Cansu bir şey soracağım burada sana, bak bu çok önemli. Ay başıma çok işler gelecek gibi hissediyorum şu an. Mükemmeliyetçi misin? Çok. O işte... Çok evet. Yani hayata bakışta biraz kendimize de zorlaştırdığımız noktalar oluyor ne galiba. Ne kazandın ben dedin de ya biraz Başak. Çünkü. Bak şunu kazanmış olabilirim. Ben... Çok sert bir kızdım. Aslında böyle çok tatlı gözükmeme rağmen. Gerçekten çok bıcır bıcır. Tatlı, çok ay, tatlı gözükmeme çok rağmen kendimi öyle ya, diyorlar. Ya, yani mi, şey öylesin. Daha böyle sıcakkanlı, cıvıl evet. Cıvıl. Öyle bir tarafım var ama çok sert duvarlarım var. Ve o böyle hani şey gibi düşün. Hani şey de, böyle bir otomatik inen kapılar olur ya. Kepenk. O kapılar kepenk gibi çat diye kapanır ve açamazsın onu yani. Böyle bir özelliğim vardı. Siyah ve beyaz arasında gidip gelen bir gri hayat. Gri yoktu yani. Grilerle doluyum şimdi. Ya. Diyorum ki olabilir. Ben böyle düşünmüyorum. Muhtemelen anlayamıyorum. Bir, mesela eşimle diyaloğum da ondan değişti. Çocuktan sonra dedim ki, yani diyorum ki mesela bak, ben seni anlayamıyorum şu an. Ama %100 bence sen de haklısın. Beni diyorum çok bir güzel. İkna eder misin? İkna olmak istiyorum. Bak bu benim için yeni bir şey. Çok güzel. İnsan ilişkilerimde de böyle. Eskiden tamam öyle mi? Güle güle arkamı dönüp gibi. Şimdi öyle değil. Hayatın grileri de var. Ve herkes benim frekansımdan düşünmek zorunda değil. Bunları öğretti. Sabrı öğretti bana Ali. Esnemeyi. Esnemeyi öğretti. Çok şey öğreniyorum ondan. Bir de mesela geliyorum çok yoğun, çok stresli bir işimiz var biliyorsun. Geliyorum mesela eşofmanlarımı giyiyorum, saçımı şöyle topluyorum şuradan. Telefonu bırakıyorum kenara. Anneciğim diyorum ne yapalım? Hamuyu yapalım, onu yapalım. Aynen. Böyle ya terapi. Gerçekten anladın mı? Bambaşka bir dünya var ve bizim unuttuğumuz, uzaklaştığımız, günlük hayatın telaşesinden kaçırdığımız birçok şey bana hatırlatıyor. Güzel gidiyor. Kendi haline bırakıyorum onu. Özgür olsun. Fıtratını ve tavrını, tarzını gözlemlemeye, eşlik etmeye çalışıyorum. Hata ya da doğrular diye bir şey yok. Mutlaka hata yapacağız ama özgüvenli olmak lazım. Bunu öğrendim çocuk bakarken. Yani o çocuklar böyle çok emiyorlar biliyor musun? Tabii. Vicdan azabını ve seni de biraz manipüle etmeye meyilli bir tür. Evet, istediğini yaptırmaya dönük. Aynen öyle. Dolayısıyla kesin kararlı. Olunca bir şey olmuyor ya. Güzel gidiyor. Yani alıştım artık ya. Evet, herhalde. İki evet, buçuk senenin evet. Sonunda yani, alıştım. Sağlıkla, afiyetle bir arada güzel bir ömür nasip etsin. Amin. Allah herkesin evladına hayat şansı amin. Versin. Acısız, ağrısız inşallah hayırlı bir ömür yazsın. Tabii yani bir insanı şekillendirmek aslında çocuk büyütmek. Mutlaka onunla ilgili... Bazı kurallar vardır ama hayaller de var diye düşünüyorum. Ne hayal edersin mesela evladın için? Ya ben evladım için onun adına kendimle ilgili şunu hayal ediyorum. Ya ben her vakit yanında olabilmek istiyorum. Kendini güvensiz hissetmesin istiyorum. Hani ya ne olursa olsun bir dakika yalnız değilim. Benim ailem var dönüp hep bize sığınsın istiyorum. Yani hani evet. Bağımlılık manasını söylemiyorum yo, ama anladım. Hep arkasında bir güç olduğunu ve, bilsin. Evet, evet. Ve
Ya bir de şey var ya, hayatın yükleri altında ezilmesin. Yani bunu şöyle, ağzında altın kaşıkla doğsun, bir şeyleri sürdürsün, bir şeyler için uğraşmasın diye söylemiyorum da, destek olsun. Ya bir şey düşünürken mesela eğitim, sadece eğitimine odaklansın. Ben bunu nasıl finanse edeceğim demesin. Ya da atıyorum şu okula gideceğim, öyle bir yeteneği var ama ya işte burs alamazsam nasıl olacak, aileme... Hayır, yani böyle düşünmesin. Ben onun için 360 derece var olabilen bir anne olmaya çalışıyorum ona. Yetebilen bir anne olmaya çalışıyorum. Ama iyi de olsa, kötü de olsa, başarılı da olsa, başarısız da olsa her zaman onu sevdiğimi bilmesini istiyorum. Mesela bazen kızıyorum işte 2 yaş sendrom falan. Diyorum ki bak başlarım senin sendromuna. Yani sendrom falan yok. Gel buraya sarılalım, sinir krizin geçti mi diyorum, geliyor. Ya böyle bir diyalog geliştirmeye çalışıyorum. Türkiye'de eğitim sistemi biraz zor. Farklılıkları var. Kişinin yeteneklerine yönelik değil. Bu çok geçmişten gelen bir çok şey. Çok kendini keşfedemiyor çocuklar maalesef. Kendini keşfettirmeye çalışıyorum. Evet. Yani bunu kendime bir misyon edindim Ali ile ilgili. Bu da gerçekten özen istiyor. Yani günde 100 saat ilgilenmek değil ama iyi bir gözlemmiş gibi yapmamak gerekiyor. Çünkü bazen yorulabiliyoruz. Buna gayret ediyorum. İyi bir insan olsun, ahlaklı bir insan olsun. Kimseye zararı dokunmasın hani. Abi. Yani gerisi ne olmuş, canı isterse ne olursa olsun yani. Hiç öyle nasıl hedeflerim yok. Olacaksa. Nasıl mutlu olursa, nasıl mutlu olacaksa aynen i̇nşallah, öyle olsun. İnşallah. İnşallah, inşallah canım benim. Peki şimdi tabii sormak istediğim çok şey var. Allah çünkü Allah. Senin gündem dışında konuştukların, TV yüz ekranlarında konuştukların, önceki yıllarda da tabii çok meseleyi ele aldınız. Benim de ilgi alanlarım. Sen en çok neyi konuşmaktan keyif alıyorsun? Bu konu çok geniş bir yelpaze sizin değerlendirdiğiniz alan ama merak ediyorum mesela astroloji mi, din tarihi mi, neyi Ya Başak ben eskiden beri hep şimdi şöyle... Ben mesela büyüdüğüm evde, biz Eyüp Sultanlıyız. Biliyorsun burası işte dergahlar, evet. Ondan sonra tarihi dokusu, manevi, olarak manevi boyutu. Dolayısıyla benim annem çok tasavvufla ilgilenen bir kadındı. Babam da çok inanılmaz... çok teşekkür ederim. Babanı da. Babam da inanılmaz tarihle ilgilenen bir kadın, şey adamdı. Dolayısıyla biz babamın tarih kitapları, annemin tasavvuf ve dini kitapları... İşte böyle külliyatlar vesaire. Şimdi bunların arasında büyüdüm ve hani mesela işte çocuklara diyoruz da kitap okumayı aşılayalım. Ben hep çok kitap okudum çünkü önümde hep kitap okuyan kitap bir modeller var. Kimse bana kitap oku demedi. Ben hani bakıyorum annem babam kitap okuyor, açıp ben de bir tanesini karıştırıyorum gibiydi. Dolayısıyla multidisipliner okumaları da çok seviyorum. Tarih çok keyif aldığım bir alan. Dinler tarihi kesinlikle. Ve üçüncü olarak da psikolojiyi sıralayabilirim. Yani çünkü bir süre sonra sen de yıllardır bu sektördesin. Benden çok daha tecrübelisin. İnsan yani hayata dair bir noktada şunu söylüyor. Ya bir dakika benim hani öyle bir dönemim olmuştu. Ben neredeyim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum, hayattaki amacım ne? Bunu sorguluyorsun. Hani bir insanın anlam arayışı diyorlar ya. O anlam arayışında insanın kendini keşfetmesi çok önemli. Ben psikolojik okumalarla bunu sağlıyorum. Bir de kitaplar bana o kadar iyi geliyor ki. Kitaplar ve koşmak, yürüyüş yapmak. Yani doğal serotoninlerim diyorum ben bunlara. Kendimi rahatlatıyor yani. Hani çok... Tam bunu soracaktım. Yani hani şimdi biz zihin yoğun bir iş yapıyoruz ya. Pek çok meslektaşımla konuşurken de hep aynı şeyi aslında vurguluyorlar. Yani zihni boşaltmanın yolları işte. Kimi senin söylediğin gibi kitap okuyor. Kitapta da aslında bambaşka bir dünyaya evet. giriyorsun. Yani hani şu andaki o zihin yoğunluğundan kurtulup biraz belki anlık o an okuduğun kitabın içinde olmak başka bir zihinsel bir aktivasyon olduğu için rahatlatıyor. Sen kitap okuyorsun ve koşuyorsun. Başka var mı? Ya ben spor yapmayı çok seviyorum. Kitap okuyorum, koşuyorum, yazmayı çok seviyorum ama birkaç senedir yazamıyorum. Çünkü yazmak için hani kişisel alanıma ihtiyacım var ki. Kütüphanemin üzerinde en son süt sağma makineleri falan vardı. Ondan bir sene önceye kadar yeni toparlanıyorum. Biraz tek başıma olmayı çok seviyorum Başak. Yani o beni üretkenliğe...
aynen üretken kılıyor, üretkenliğe sürüklüyor. Yani durmayı, düşünmeyi, mesela bir deniz karşısında oturmayı, böyle anlatabilir miyim? Suya dertlenmeyi belki. Ben mesela bazen arkadaşlarım bana der ki ya Cansu, senin mesela çok hani kritik zamanlarda çok üzüldüğün şeyler oldu. Üzüldüğünü bildik ama hiç anlatmıyorsun. Yani çok birkaç cümleyle geçiş. Ben kendi başıma yani kendimi anlatmayı seviyorum. Biliyor musun? Bu biraz değişik. Uyuyorum, kalkıyorum, kitap okuyorum, belki koşuyorum. Belki sindirme ya evet. da hazmetme ya da kabullenme aşamaları biraz da bazen dertlerin anlata azaldığını düşünmüyorum mesela. Ya aslında şimdi şikayet etmek de çok faydalı bir şey değil itibariyle ama paylaşmak da hani bilmiyorum bazen gerekli olabilir. Tabii psikoloji alanını sen benden daha iyi biliyorsun ama bazen etrafındaki yakın çevresi tarafından çok güçlü görünen insanlar çok hani çare yine kendimde diye düşünüp kendi içerisinde o çözümü arama yoluna gidebiliyor. Bilmiyorum belki senin açından da öyle. Yani evet öyle. Hani yani işte şuna canım sıkkın yine konuştuğum oluyor falan ama daha çok mesela kulaklığı takıp mesela şimdi soğuk havalar başladı. Tam benim koşu havalarım. Daha bir hani doğumdan sonra bir ritme giremedim ama tam böyle şu an ritme girilecek, antrenman yapılacak zamanlar. Kulaklığı takıp yani dış dünyadan kopup böyle koşmak ve o hani koşu bitiyor ya 5 kilometre, 10 kilometre sonra bir böyle bir terler akıyor. Tamam yani bu o bir mutluluk. Bitti. Yani en keskin, en yüksek dozda antidepresan benim doğru. için. Ya da bir şey mi oldu? Tamam. İşin içinden çıkamıyorum. Çünkü bazen bazı şeylere hani şey de düşünüyorum ya sen beni seni dertlendirmek de istemiyorum. Bilmiyorum hani neden böyle düşünür hale geldim. Bir şey yapabilecek misin? Sen yapamayacaksın. Bak tamam. İşte Başak hadi sarılalım ihtiyacım var. Kendimi iyi hissediyorum. Tamam sonra gidiyorum. Kendimi mesela kitaplara boğuyorum. Mesela işte Irving Yalom'un kitaplarına boğuyorum. Mesela hayat bana şunu öğretti. Yani şunu öğrendim. Hiçbir zaman hayatta başarı, ilişki ne olursa olsun bütün modellemeleri bunu alabiliriz. Hiçbir grafik sürekli yukarı doğru gitmiyor. Aynen öyle. İniş çıkış. En iyi ihtimalle duraklama dönemine giriyorsun. İnişler de var. Duygu durumu için de bu böyle. Şunu öğrendim. Yani şunu deneyimledim belki. Bu beni şu an seni en çok ne güçlü kılıyor dersen bunu biliyor olmam. Evet bazen çok acılar çekiyorsun. Çok üzülüyorsun. Sonsuza kadar sürüyor. Geçecek. Dolayısıyla bu geçecek meselesini deneyimledikten sonra o geçme meselesini diyorsun ki tamam geçecek. Dolayısıyla geçeceğini bildiğin bir şeyde bir kenarda oturup onun geçmesini beklemeyi öğreniyorsun diyeyim. Çok güzel. Evet. Geçecek diyorum. O zaman bu geçene kadar kendimi biraz kitaba vereyim. Kendimi biraz koşuya vereyim. Bunu ben bir sindireyim. Şikayet etmeyeyim. Hani diyeyim ki hani aldım, kabul ettim. Bunun bana kazanımlarını göster ya Rabbi diyeyim. Ya da işte enerji ya da karma evet. kim neye evet. inanıyorsa. Bu benim önüme gelsin. Ve bir gün buna şükredeceğimi de biliyorum. Hani inanıp, aynen evet. sığınıp tamam diyorum. Geçecek ve hadi Cansu'cum oturup geçmesini bekleyelim. İşte herkesin kendine göre baş etme evet. yöntemleri var. Kimi çok anlatarak, paylaşarak, evet. kimi kendi içinde bazen muhasebe ederek, bazen geçmesini bekleyerek. İşte herkes yaşamında, tabii ki sen daha iyi anlatacaksındır onu. Mesela. Aileden gördüğü 6 evet. yaşına kadar işte benlikler oluşuyor deniyor. Yani bugüne baktığımızda sadece bugündeki kişi değil, geçmişten taşıdıklarımız, bilinçaltımızda şekillenenler bizi farklı tavırlara yönlendiriyor. Bence seninki sakin, dingin, örnek alınabilecek Ay, çok bir yaklaşım. Burada öyle bir diyeyim. Parantez açabilir miyim Başak? Çok önemli bir konuya gittin. Bence artık, evet 0-6 yaş dönemi önemli ama 34 yaşındayım. Belirli bir hani yaş kemale eriyor. Tabii. Anladın mı? Gidiyoruz. Belirli bir yaşı geçtik. O gençlik ateşi bitti. Artık orta yaşlarda bir yolculuğumuz var. Artık aman benim çocukluğum da böyleydi. Benim ailem bana böyle. Ailelerimizi ve çocukluğumuzu suçlayamayacak kadar büyüdük artık. O yollardan geçtik.
Evet, çok doğru. Ama geçti, bitti. Bazı şeylerin çok abartıldığını düşünüyorum bir anne olarak. Ya bak, Instagram'da eleştirmek için söylemiyorum bunu. Herkes bilir kişi, herkes bir çocuk psikoloğu, herkes bir anneliğin kitabını yazmış. Ya ben diyorum ki, mesela geçenlerde işte Ali ile ilgili bir mesele vardı, bir oyun terapisine gittik. Hocaya dedim ki, çok da güvendiğim bir hoca, Mehmet Tevver Hoca'ya buradan selam. Hocam dedim ya, ben bu bilgileri bilmek istemiyorum. İki üst düzey bilir kişinin bilmesi gereken bütün bilgiler sosyal medyada. işte. Sonra ay çocuğun altını böyle değiştirmedim, yok şu açıda biberona vermedim, yok başı böyleydi. Hayır, böyle bir şey yok. Annemiz babamız yani bizi nasıl büyüttü? Benim kayınvalidem 6 tane çocuk büyütmüş. 6 tane çocuğun 6'sıyla da günde 8'er saat kaliteli vakit mi geçirdi? Hayır. Kadın bir taraftan çamaşır yıkıyor, bir taraftan yemek kaynatıyor. Çocuklar kendi kendine oynuyor. Ne olmuş? Hangisinde bir problem var? Hepsi de çok iyi yerlerde. Çok şükür. Doğru. Demek ki biraz abartıyoruz. Bilgi evet güzel ama bilginin nasıl söyleyeyim? Bilginin popüler bilgiye ve ona doğru kelimeyi bulamadım ama anlatabileceğimi düşünüyorum. Yani bilgi güzel ama çok bilgi, bombardıman ve hepsine uymaya çalışma biz anneleri de, toplumsal hayatta bireyleri de çok zorluyor ve bunu yapamıyoruz. Aslında böyle çok bilmiş geziyoruz, o evet. Stresin altındayız. Dolayısıyla ben hani naçizane bunu fark ettim. İşime gelen kadar sıkıştığım yerde anacığıma soruyorum. Yani en temizli. Anladın mı? Hani derler anam babam usulü diye. En temizli. Aynen, anacığıma soruyorum. Annem diyor ki sonuçta iki tane çocuk yetiştirmiş aslan gibi. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Aynen. Demek ki eskilerin de bir bildiği var yani. Şimdi koşuyorsun. Bitti mi? Kitap okuyorsun. Çok az vaktimiz kalmış. Yönetmenimiz oradan beni çok gevezelik yapmışım. Evet, birazcık şeye girecektim işte, astroloji falan da soracaktım. Terazi burcuyum. Terazi burcu. Evet. Çok zevklidir terazi burcu. Estetiğe de. Zaten bulunduğumuz mekan itibariyle anlaşılıyordur. Zannediyorum estetiğe meraklıdır. Nasıl görüyorsun peki yani astroloji, öyle günlük fal meselesi vesaire dışında senin bakışın ne, merak sonuçta ediyorum. Çok konuşuyorsun. Hiç mesela fal baktırmadım hayatımda. Çünkü eğer hani biliniyorsa da asla başıma gelecekleri merak etmedim. Korkarım. Aynen, ondan. De. Çünkü yani düşünsene başımıza birçok şey geliyor ve hani iyi ki gayb diye bir şey var ve biz bilmiyoruz geleceği. Düşünsene hastalanacağını, öleceğini. Olumsuzlukları hele. Onları bilerek nasıl yaşayıp şu andan zevk alabilirsin ki? Burçlara biraz inanıyorum ya ama. Karakter şekillenmesinde mi diyorsun yoksa yani, hangi boyutuyla? Genel bir prototip var yani mesela. Bilmiyorum ki hani tamam yükselen diyorlar, o diyorlar ama ben mesela tam teraziyim yani. Böyle terazi burcunun açıklamasında tam teraziyim yani. Böyle. Yükselenin ne? Yükselenin boğa. Boğa. Evet. Şeyi sever böyle, yemekler değil mi? Gezme vesaire. Ben çok. Ben onu hep söylüyorum. Bak ben şu an biraz normal bedenimden bir beden iki bedene yakın büyüğüm. Daha eski halime dönemedim. Çok ince görünüyorsun Cansu. Gizliyorum. İyi gizliyorum Başak. Hani harika görünüyorsun her zamanki. Çünkü ben hayatım hiçbir evresinde diyet yapmadım. Yemek yemeyi çok seviyorum. Aç olduğum için değil, zevk aldığım için yiyorum. En sevdiğin yemeği sorayım ama. Her şey. Her şey ayıramayacağım. Ben mesela Erzurumlu benim annem. Cağ kebaba bayılırım. Eşim ben boşnak. Boşnak böreği, boşnak mantısına bayılırım. Sokaya bayılırım, kuru ete bayılırım. İşte babam Selanik göçmeni, zeytinyağlılara bayılırım. İşte patlıcan oturtmalar, şimdi ay nasıl sıralayayım. Ya gerçekten şöyle bir gözümüzün önünden geçti hepsi. İşte tandırlar, et yani. Bunları nasıl balık ayıralım değil mi? Evet, nasıl ben yani aynen mesela tokum, hani böyle şey derler ya yani çocukken de öyleymiş. Her bulduğu sofraya oturur, tam öyle bir tiptim. Ama çok spor yapıyordum, koşu, pilates vesaire. Spor şimdi azalınca işte toparlayamamaya başladım. Yemek yemeyi harika çok seviyorum. Görüyorsun. Teşekkür ederim. Eminim ki sen onu da bir şekilde spor açısından düzene sokacaksın. İnşallah. Şimdi çok az vaktimiz kaldı. Ben hemen biraz önce biraz tasavvuf okumalarından vesaire de söz ettik ya. Hadi bize kitap önersene izleyicilerimiz için. Son dönemde senin de keyif aldığın okumaktan ya da söyleyeyim. Son dönemde olmayabilir yani. Hayatının akışı içerisinde şunu ilk okudum dediğin evet. Kitap da olur. Şimdi mesela yazarı hatırlamıyorum, önemli bir alimdi. Ariflerin menkıbeleri. Ariflerin menkıbeleri. Tasavvuf için. Hı hı. Az seçilmiş yol.
az seçilmiş yol. Evet, keşke getirip sana hediye etseydim. Ayrıca Doktor Scott Peck galiba. İsimlerle aram çok iyi değil ama kitapları söyleyebilirim. Google'larsınız. Evet, az seçilmiş yol. Evet, turuncu bir kapağı vardır. Sonra Irving Yalom, Günübirlik Hayatlar. Yazarını bilmemekle birlikte İngilizce bir kitap, Mindset diye bir kitap. Bunları sıralayabilirim bir çırpıda. Çok teşekkürler, çok sağ ol canım benim. Hızlıca şunu da sorayım, önümüzdeki süreç hayalin. Bu arada yani YouTube bambaşka bir mecra oldu artık medya bakımından. Sosyal medya dediğimiz koca bir devasa mecra var. Ne görüyorsun hem önümüzdeki süreçte hem kendinle ilgili nasıl bir hayalin var? Ben yaptığım işten keyif almak istiyorum ve sen de öylesin biliyorum. Elimden geldiğince ne yapıyorsam en mükemmel bir şekilde kendi altında benim imzam var. Sen de Başak Şengül imzası atıyorsun, ben de Cansu Canan imzası yapıyorum. En iyi şekilde yapmayı düşünüyorum. Yani hayat nereye götürürse, çünkü bazen bazı kondisyonları yönetemiyorsunuz. Kesinlikle. Anlatabildim mi? Yani hele bizim işte bütün kondisyonlar bizim elimizde değil. Hani görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eder. Ama bu mesleği sürdürmeyi en az 10-15 yıl daha niyet ediyorum. Yani yapmak istiyorum bir yerde kafam atmazsa. Çünkü benim öyle bir özelliğim de var. Öyle mi tamam deyip hani bir dönüp gitme şeyim olabilir yine. Ama zannetmiyorum çünkü mesleğimi çok seviyorum. Hani istemem. Çok da güzel yapıyorsun zaten. İzleyicilerimiz de istemez. Teşekkür ederim. Dijital mecraları önemli buluyorum. Orada takipçiler onlarla bir hani bağ kur istiyorlar. İşte yavaş yavaş onlara da döndüm. Dedim ya bir es verdim. Çok vakit almıyor mu Cansu? Alıyor. Bir de mesela şey de orada da yönetilmesi gerek. Mesela çok özen veriyorsun, hazırlanıyorsun, bir video çekiyorsun. Video 1000 kişi izliyor. O kadar demoralize oluyorsun ki. Ya bunu yönetmek, işte orada pes etmemek lazım. Doğru. Yaptığın işe güvenip. Yani çok bambaşka bir dünyaya gittiğimizi düşünüyorum birçok konuda. Ama ne olursa olsun insanın yerini hiçbir şey almayacak. Bak biz bu röportajı online de yapabilirdik. Ama inan bu göz göze temas, bu samimiyet, bu enerji geçmesi bu olmayacaktı. Dolayısıyla tabii ki insanın yerine geçecek meslekler var. İnsanların yanında işte robotik teknolojiler vesaire çok kapsamlı bir konu. Belki müstakil başka bir zaman konuşuruz yapay ama. Yapay zeka. Aynen. Ama yine de insan insandır, en değerlidir, eşrefi mahlukattır. Evet. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kendi kıymetimizi bileceğiz, hedeflerimizi, hayallerimizi yürüyeceğiz. Ya bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu şeylerde biraz esnek olmak ve yeniliklere açık olmak gerekiyor. Bir de bu çok mükemmellikle ilgili bir şey söylemişti, orada unuttum. Ya bu arada iyinin düşmanı en iyi olmak diye bir şey var ya, ben buna çok katılıyorum. Bazen mesela beni bu özellikle sosyal mecralarda şu çok baltaladı. Ay bir dakika şöyle de olsun, böyle de olsun, açı da böyle olsun. Mükemmeli ararken baktım hareketsiz geride kalmışım. Demek ki yola çıkmak en önemliymiş. Adım. Yol seni güzelleştirir ve mükemmelleştirirmiş. Şu an buna inanıyorum. O yüzden 1000 kişi de izlese, 500 kişi de izlese YouTube'a video çekmeyi devam sürdüreceğim, devam edeceğim. Evet. Bol izlenme diliyorum. Aa, ben de Cansu'cum. Inşallah. Çok teşekkürler, çok keyifliydi. Sağ ol bize zaman ayırdığın için. Her zaman. Seni her çok zaman sevdiğimi çok biliyorsun var. Zaten. Çok teşekkür ediyorum. Efendim size de teşekkür ediyoruz sevgili Şehir Ekranı izleyicileri. Bir başka medya arkası bölümünde bir başka konuğumuzla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Cansu'nun biraz önce bizler paylaştığı kitapları not alın, bir göz atın derim. Sevgiler, şimdilik hoşçakalın.